Saygıdeğer arkadaşlarım, Tayyip kişiliğinin en belirleyici unsurlarından biri olan fırıldak gibi dönüşlerinden birini daha yaptı iki gün önce. Suriye ile diplomatik ilişkiler kurulur mu sorusu konusunda şu yanıtı verdi. Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluk. Biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok çok canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz, Sayın Esed'le biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil. Yine olur. Evet arkadaşlar. İşte videosu da var bu sözleri söylerken ki bir de onu izleyelim. Türkiye ve Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kuruldu. Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Evet arkadaşlar, bu Tayyip böyle işte. Oysa 2011'de durduk yerde ABD'den aldıkları buyruğu yerine getirmek için Suriye ile bir anda savaş durumuna geçtiler. Çünkü ABD emperyalist hayyulu bunu iktidara taşırken ne demişti birinci şart olarak? Sana BOP'ta verdiğimiz görevleri aksatmadan, gecikmeden yerine getireceksin. İki, İsrail'in düşmanlarının bertaraf edilmesinde sana verdiğimiz görevleri aksatmadan sadakatle yapacaksın. 3. İslam'ın içini boşaltacaksın. Üçünü de yaptı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben BOP eş başkanlarından bir tanesiyim diye boşuna meydanlarda bağırmadı bu. Ekranlarda bağırmadı. BOP görevini yerine getirmek için dost ve kardeş Suriye'ye durduk yerde savaş açtı arkadaşlar. Ve işte o savaş açtığının videosu, savaş ilanının videosu arkadaşlar. Bir de bunu izleyelim. Niçin girdik? Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Mesele toprağın gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar bunu sağlamak için. Yani orada bir adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik. Başka bir şey için değil. Evet arkadaşlar. Nasıl bir anda bir insan böyle fırıldak gibi dönüp
yılan gibi saldırabiliyor size arkadaşlar. Ama bunlar böyle işte. Bunların burasında insana dair hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Ne diyor burada? Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla olamaz diyor. Ama ne diyordu savaş açtığı yıllarda? Suriye bizim dış meselemiz değil, iç meselemiz, iç diye kürsülerde, ekranlarda haykırıyordu arkadaşlar. Buyurun bir de bu videoyu izleyelim. Biz Suriye konusunu bir dış mesele olarak, bir dış sorun olarak görmüyoruz. Suriye meselesi bizim bir iç meselemizdir. Evet arkadaşlar. Evet. Hep diyoruz ya, bunlar surete insan. İçlerinde insana dair hiçbir şey bulamazsınız arkadaşlar. Yapay zeka ile oynayan robotlar gibidir bunlar. Ve bunları programlayan iktidara taşıyıcıları, oynatıcıları olan efendileri ABD emperyalist çakarıdır arkadaşlar. Onun kuklalarıdır bunlar. Onun robotlarıdır bunlar. Evet. BOP görevini yerine getirdi. Suriye üç parçaya bölündü. Kuzeydoğu Suriye'de ABD ile beraber PKK-İslam kuruldu. Değil mi arkadaşlar? Suriye topraklarının %20'si şu anda ABD ve PKK, PYD, YPG'nin kurduğu Amerikan uşağı kukla devletin işgali altında arkadaşlar. ABD'nin yeni bir petrol bekçisi olan bu Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi'nin kurduğu bu devletin işgali altında arkadaşlar. ABD'nin faşist bunak başkanı Trump ne diyordu? Suriye petrolleri şu anda bizim elimizde diyordu. Evet arkadaşlar. Suriye petrollerinin %70'i ABD ve bu kukla ABD uşağı devletin işgali altında ve o petrolleri bunlar çalıyorlar arkadaşlar. İşletiyorlar, çalıyorlar. Amerikan petrol şirketlerinin kasasına akıtıyorlar. 10 yıllar önce ne demişti Fidel? Bunlar ABD'nin Orta Doğu'daki yeni bir petrol bekçisi olacaklar demişti. Bu Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi için, PKK için arkadaşlar. Aynen oldular. İsrail'e kardeş oldu bunlar. İkinci bir İsrail oldu. Müslüman bir İsrail oldu bunlar arkadaşlar. Ve Suriye'nin bir parçası da kimin işgali altında? Dünyanın her tarafından toplanıp getirilmiş ortaçağcı, IŞİD, Taliban kategorisindeki, zihniyetindeki, ideolojisindeki sapık, cellat, din mezzuplarının işgali altında arkadaşlar. İdlib ve çevresi. Onları da Türkiye besliyor arkadaşlar. Biz besliyoruz. Tayyip orada kaymakamlıklar kurdu, belediyeler kurdu, okullar açtı. Memurlar atadı. Ve her ay bu memurlara 450 dolar maaş ödüyor arkadaşlar. Tayyip.
ve kimin sırtından yoksul çilekeş halkımızın alın terinden bu hayasızca vergilerle, zamlarla gasp edilen paralarla ödeniyor o maaşlar. Yani halkımızın sırtından. Ve bununla kalmadı Tayyip'in yaptığı kötülük. Türkiye'yi bu bataklığa sokarak Tayyipliler 300 milyar dolarlık kayba uğrattı arkadaşlar. Eğer şu anda halkımız kuru ekmeğe, kuru soğana muhtaç duruma düşürülmüşse bunun önemli sebeplerinden biri de bu 300 milyar dolarlık kayıp arkadaşlar. Buradan kaynaklanıyor. Tabii bir de bunlar beşli, yedili, onlu çeteleriyle durup dinlenmeden halkımızın alın terini gasp ediyorlar. Ülkemizin bütün varını talan ediyorlar arkadaşlar. Yer üstü ve yer altı olmak üzere. Limanlarımız, sahillerimiz, ormanlarımız, ovalarımız, derelerimiz, göllerimiz olmak üzere arkadaşlar. Şehirlerimiz, kasabalarımız. Evet arkadaşlar. Vatanımıza, milletimize, halkımıza düşman bunlar. Bunlar Türkiye'ye çalışmıyorlar hep söyleye geldiğimiz gibi. Bir de ne yaptı bu Tayyipliler arkadaşlar? Yaptıkları en önemli kötülüklerden biri de nedir halkımıza, ülkemize? 13 ile 15 milyon ortaçağcı, kriminal, vatansız, onursuz istilacıyı ülkemize doldurdu. Şehirlerimizi, kasabalarımızı bunların işgali altına soktu arkadaşlar. Türkiye'nin etnik yapısını değiştirmeye çalışıyor giderek. Türkiye'de Türk'ü azınlığa düşürmeye çalışıyor. Kendisi Türk değil biliyorsunuz. Ben Gürcüyüm dedi açıkça Gürcistan'da. Eşim de Siirt'te Arap dedi. Yani benim bu Türklerle eşimin de kendimin de zerre ilgisi yok dedi. Ama Türk'e düşman. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman. Kuvayi Milliye'ye düşman. Önderlerimize, kurucu liderlerimize düşman. Mustafa Kemal'e, İnönü'lere düşman arkadaşlar. Oysa biz ne yaptık arkadaşlar? Tayyipkillerin bu ihaneti ortaya çıkar çıkmaz ilk adımda gelmekte olan felaketi aynen gördük. Suriye'nin Ankara Büyükelçiliğine randevu alarak ziyarette bulunduk. ABD'nin kuklası olan bu Tayyipkiller iktidarının ülkemiz ve kardeş Suriye için nasıl bir kötülük, nasıl bir felaket planladıklarını ve onu hayata geçirmek istediklerini anlattık Suriyeli diplomat kardeşlerimize. Onlarla hemfikir olduk. Ve bu Tayyipkillerin savaş suçu işlediklerini ortaya koyduk arkadaşlar. Çünkü Birleşmiş Milletler üyesi egemen bir devletin egemenliğini tanımamak, vatan sınırlarını tanımamak ve onların iç işlerine karışarak o bizim için dış mesele değil, iç meselesidir demek açıkça savaş suçu oluşturur arkadaşlar. Fakat iç yargıdan ne yazık ki bir sonuç alamadık. Çünkü Tayyipkiller FETÖ'yle birlikte el ele vererek yargıyı da çökerttiler bildiğimiz gibi.
kaçak sarayın bir hukuk bürosu haline dönüştürdüler. Yargı kurumunu arkadaşlar. Oradan bir sonuç çıkmadı. Onun üzerine bu Tayyipgiller iktidarının dost ve kardeş Suriye'ye karşı başlattığı savaştan dolayı savaş suçu işlemiş olduğunu ortaya koyarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurduk. Oradan bir sonuç almaya çalıştık. Acaba bu ihaneti durdurabilir miyiz? Düşüncesiyle. Orası da başvurumuzu kabul etti, incelemeye aldı. Ama 2014 yılından bu yana bir sonuç çıkmadı arkadaşlar. Oradan da bir karar çıkmadı. Çünkü orası da ABD emperyalist haydutunun, Avrupa emperyalist haydutlarının hegemonyası altında arkadaşlar. Bağımsız bir yargı orada da yok. Bu Suriye işgali, Suriye'ye ve ülkemize karşı yapılan kötülük bir ABD projesi olduğu için Uluslararası Ceza Mahkemesi de bu konuda bir yargı ortaya koyamadı. Ve Tayyipgiller bizim bu başvurumuzdan dolayı hakkımızda dava açtılar bize. Vay sen nasıl bizim için savaş suçu işlediler diyerek UCM'ye yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurursun diye. Ve parti adına beni hedef aldılar. Benim hakkımda dava açtılar arkadaşlar. Bu yargılama sonuçlandı arkadaşlar. 6 ay kadar önce. 1 yıl 9 ay ceza aldım bu yargılamadan. Tayyip'in kukla mahkemesi bize böyle bir ceza kesti. Tayyip'in o zamanki İçişleri Bakanı, şimdi de biliyorsunuz yakın havanesinden olan Efkan Ala hakkımızda 50 bin liralık tazminat davası açtı. Sürüyor o davada. Biz hep söyleye geldiğimiz gibi fetva vermeyiz. Söylediğimizi hayata geçiririz. Uygularız. Düşüncelerimiz, tezlerimiz için hayatımızı ortaya koyarız biz arkadaşlar. Söylediğimizi yaşarız biz. Ve o davada tabii biz Tayyipgilleri yargıladık. Onlar güç ellerinde olduğu için bize ceza kestiler ama halkımızın nezdinde ve tarih karşısında biz onları mahkum ettik. Savaş suçlusu olarak mahkum ettik onları. Ve her zaman yapa geldiğimiz gibi onları biz yargıladık kendi mahkemelerinde arkadaşlar. İşte orada yaptığımız her konuşma ve yargılamada söylediğimiz her sözcük kitaplaştırıldı yoldaşlarımız tarafından. İşte kitabımız. MİT tırları davası adını taşıyor. Alt başlık HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut savaş suçlularını kendi mahkemelerinde yargıladı. İşte kitabımız arkadaşlar. Demek ki biz halkımızı, vatanımızı, milletimizi,
ve dost kardeş Orta Doğu halklarını bu denli çok seviyoruz arkadaşlar. Evet. Tayyip şimdi ihanetini gördü. Azıcık da olsa. Baktı ki bu ihanet kendisine kaybettirmeye başladı. Türkiye'ye doldurduğu 13 ila 15 milyon istilacı kendi oy tabanından meczuplaştırdığı orta çağcı kesimden bile tepki görmeye başladı. O sebepten şimdi tornistan yaptı, ters köşeye yattı ve Sayın Esat demeye başladı arkadaşlar. Eskiden olduğu gibi yine ailece görüşebiliriz. Yine aynı şekilde dost olabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir meselemiz asla olamaz demeye başladı. Peki yaptığın bunca kötülüğün hesabını vermeyecek misin? Dönüş yaparak hiçbir şey olmamış gibi işin içinden sıyrılmaya mı çalışacaksın? Öyle bir şey yok. Yok öyle bir dünya. Bu arada arkadaşlar, ülkemizi Suriye bataklığına sokarak 600 vatan evladının Suriye bataklığında ve ülkemiz sınırları içinde yok yere hayatını kaybetmesine sebep oldu bu Tayyip Diller. Yani bunca vatan evladının da canına kıydılar, kanına girdiler arkadaşlar. İşte böylesine çok yönlü, çok bileşenli, büyük boyutlarda suçlar işlediler. İşledikleri bin bir suçun yanına bu suçlarını da eklediler arkadaşlar. Bu suçlarından dolayı da yargılanacaklar. Yarın bağımsız ve tarafsız mahkemeler huzurunda bu suçlarından dolayı da ağırlaştırılmış müebbete çarptırılacaklar. Bir kez daha. Evet arkadaşlar, bunlar işte böylesine hain, böylesine halkımıza ve bölge halklarına düşman. Bunlar böylesine fırıldak, güvenilmez, böylesine yanar döner, omurgasız. Ne dersiniz? 22 yıldır ABD emperyalist saydığının başımıza sardığı bu belanın altında yaşıyoruz arkadaşlar. Bütün kötülüklerimiz, işsizliğimiz, yoksulluğumuz, açlığımız, çaresizliğimiz hep buradan kaynaklanmakta. Evet arkadaşlar, boynumuza ABD çakalının doladığı bu lanet halkasını da çıkarıp fırlatıp atacağız. Ama bunları tüm avaneleriyle beraber bağımsız ve tarafsız, emri sadece hukuktan ve vicdanından alan vatansever savcı ve yargıçlardan oluşan mahkemelerin karşısına çıkaracağız. Kaçışları hiç olmayacak. Asla. Halkız, haklıyız, yeneceğiz. Kalın sağlıcakla.